Resulullah diyor ki İmam Mehdi geldiğinde karşısında dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. İnşallah. Ya dağdan kasıt her türlü engel. Demek ki İngilizlerin devleti, Darwinistler, münafıklar, iti, kopu, çakalı, meşhur olmak isteyenler, dikkat çekmek isteyenler, efendim magazinde haber olmak isteyenler, sokak çakalları, herkesten belirli miktarda bazı insanlar Mehdi'ye musallat olacaklar. Bunu anlıyoruz. Aslımıza göre düşündüğümüzde bunlar dağlar gibi olacak. Yani çok fazla sayıda olacak. İnternette orada burada toplamına baktığımızda dağlar gibi. Ne diyor Resulullah? Mehdi geldiğinde karşısına dağlar bile dikilse, bu bildiğimizde insan yığınları kastediyor. Dağlar gibi insan yığınları dikilse onları ezip geçecek. Neyle? İlimle, irfanla, akılla, fikirle. Ve o dağlarda kendisine yol bulacaktır. Yani mutlaka faaliyetlerine devam edecek. Hazreti Cabir radıyallahu anh rivayet etmiştir. Mehdi'nin faaliyeti ondan ayrılan münafıklara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve münafıkların ona zararı olmaz. Nerede geçiyor? Ramuzul Ehadis 487. Bu faaliyet, yani iş diyor ama tabii faaliyet ayrılan. Ondan ayrılan münafıklara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin, bir de muhalifler de var. Ayrılmış ama sadece muhalif. Münafık değil ama muhalif. İki tür ayrılan var. Bir muhalif olarak ayrılan var. Bir de münafık olarak ayrılan var. Muhaliflerin ve münafıkların ona zararı olmaz. Ramuzul Ehadis 487. Her şeye kadir olan Allah, İmam Mehdi aleyhisselam için tüm zorlukları giderecektir. Başarı ve zafer unsurları onun kontrolünde olacaktır. Başarı ve zafer unsurları Mehdi'nin kontrolünde olacaktır diyor Peygamberimiz. Nerede? Biharul Envar cilt 51, sayfa 150, cilt 52, sayfa 283. İmam Mehdi'nin dostları yiğit, şecaatli, salih, imanlı kişilerdir. Ona itaatte gayretlidirler. Bak, Mehdi'ye itaatte gayretlidirler. Gayretli diyor Peygamberimiz. İmam Mehdi nereye, hangi işe yönelse ve yönelseler mutlaka zafere ulaşırlar. Mutlaka zafer. Biharul Envar cilt 52 sayfa 279 ve cilt 53 sayfa 12. Abdülaziz bin Müslim şöyle rivayet etmiştir. İmam Mehdi dinin düzeni, Müslümanların onurudur. Münafıkların kinini üzerine çeker. Çok acayip. Net. Yani münafığı yoksa bir insan, o Mehdi değildir. Mehdi'nin alametlerindendir münafığının olması. Kafirlerin helak olmasının vesilesidir. Yani Darwinistlerin, Materyalistlerin fikren yok olması. Veyahut işte müşriklerin fikren yok olması. İman ve Küfür kitabı Usulü Kafi, El Usul Minel Kafi, El Kuleyni cilt 1, sayfa 281. Hazreti Rıza Rayyan bir saltının sen sahibül emir misin? Ya sen Mehdi misin? Diye. Bak ta o devirde var, görüyor musun? Sahabe zamanı birbirlerine soruyorlar. O kadar çok ki böyle hadis. Şöyle cevap verdi. Evet ben de sahibül emir, emir sahibim ama yeryüzünü adalete dolduracak olan sahibül emir ben değilim. Vaat edilmiş kaim İmam Mehdi ileri yaşlarda 60, 70, 80 ama genç bir surette zuhur edecektir. İleri yaş demek 40-50 yaş için kullanılmıyor. 40-50 yaş. 60, 70, 80, 90 bu yaşlar için kullanıyor. Vaad edilmiş kaim Mehdi ileri yaşlarda ama genç bir surette zuhur edecektir. Demek ki ileri yaşlarda olacak. O kadar güçlüdür ki Mehdi, yeryüzünün en büyük ağacına da el uzası onu kökünden söküp atar. Yani şu an en büyük ağaç neler? İngiliz derin devlet. Dal budak sarmış her yere, kök salmış. Yer altında görülmeyen bir yapı var.
çok manidar açıklamış Peygamber. Ve her yere de dal budak sarmış. Bir görünen kısım var, bir de görünmeyen kısım var. Bak ağaca benzetiyor Resulullah. Kökünden söküp atar. Demek ki asıl derin devletin dibine inecek. Dağlar arasında yüksek sesle bağıracak. Olursa diyor, sert kayalar bile un ufak olur diyor. Yani o bir şeye yöneldin mi darmadağın eder diyor. Yani darinize yöneliyor, un ufak ediyor. Münafıklık un ufak oluyor. Komünizm un ufak, PKK un ufak, homoseksüellik un ufak. Darmadağın oluyor, nereye yönelsin? Hazreti Musa'nın asası ve Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü ondadır. Hazreti Musa'nın asası nasıl bulacaklar onu bilmiyorum. Şeye sığmaz o. Tabut-u Sekine'ye sığmaz. Ayrıca bulunacak benim kanaatim. Ama Süleyman'ın yüzüğü o taht şeyin içinde olur. Hazreti Süleyman'ın sandığında olur.